Avalanche'ın sunduğu haftalık gündeme hoş geldiniz. Haftanın önemli blockchain ve kripto para haber başlıklarını hep birlikte inceleyelim. Destekçisi olarak tanınan Javier Milei, Arjantin'de 19 Kasım tarihinde yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerinde rakibi Sergio Massa'yı geride bırakarak Arjantin Cumhurbaşkanı seçildi. Ünlü yatırım şirketi Republic, yeni ürünü Republic Note'u başlatmak için Avalanche blok zincirini tercih etti. Yeni ürünü ile Republic, kripto para endüstrisi ile geleneksel varlıklar arasında bir köprü sağlamayı hedefliyor. Tether ve OKEX, kripto para alanındaki suç faaliyetleriyle mücadele etmek için ABD Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını duyurdu. İki firma 225 milyon dolar değerindeki USDT'yi dondurarak bugüne kadar bu konudaki en büyük işbirliğini gerçekleştirmiş oldu. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto varlıklarla ilgili taslak hazırlığının başladığını açıkladı. Hazırlanan taslağın 2023 yılı bitmeden meclise sunulması planlanıyor. SEC, kripto para borsası Kraken'e dava açtı ve borsayı menkul kıymet kayıtları olmadan faaliyet göstermekle suçladı. Kraken ise iddiaları reddederek yasal yollarla mücadele edeceğini duyurdu. Kripto para borsası Bittrex bir iflas planıyla ABD operasyonlarını geçtiğimiz Ekim ayında sonlandırmıştı. Ancak borsanın uluslararası kolu Bittrex Global'in faaliyetlerini sürdüreceği açıklanmıştı. Yeni gelişme ile birlikte Bittrex Global tarafında da kapanma kararı alındı. Borsada alım-satım faaliyetlerini durdurmak ve fonları çekmek için son tarih 4 Aralık 2023 olarak belirlendi. Binance CEO'su CZ hakkındaki suçlamaları kabul ederek istifa etti. İstifasının detaylarında CZ'nin Binance hisselerinin çoğunluğunu elinde tutacağı bildirildi. 3 yıl Binance'te görev alması yasaklanan CZ, 175 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Binance'in yeni CEO'su Richard Tang olurken Binance borsası ise toplam 4,3 milyar dolarlık bir para cezasına çarptırıldı. CryptoFest 2023 İstanbul Unique Hall'de bu sabah saat 10'da başladı. Etkinlikte Fatih Altaylı, Emin Çapa, Murat Muratoğlu gibi sektörün önde gelen isimleri yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 500 baz puan artırdı. Böylelikle faizler %40'a kadar yükselmiş oldu. Karadağ Mahkemesi, Terra kurucusu Duvo'nun evrakta sahtecilik suçundan aldığı 4 aylık hapis cezasını tamamlamasının ardından Güney Kore veya ABD'ye iadesini onayladı. Duvo'nun hangi ülkeye iade edileceğine ise Adalet Bakanlığı karar verecek. Muhabbit.com'u izlediğiniz için teşekkür eder. İyi haftalar dileriz.